Normal yollardan çocuk sahibi olamayan hastalarımıza tedavi yöntemlerinin başında gelen tüp bebek yöntemi hastalarımızın kendi vücudunda gebelik oluşturamadığından dolayı laboratuvar ortamlarında oluşturulan embriyoların anne karnına transfer işlemidir tüp bebek yaklaşık 30 yıl civarındaki bir süredirle dünya üzerinde rutin bir şekilde yapılabilmektedir. Biz özellikle tüp bebek yapılma dönemindeki hastalarımıza gerçekten tüp bebek hastası mı değil mi buna karar vermek lazım kolay yolla gebelik oluşabilirse o yolları denemek lazım. Ama son çare olarak eğer tüp bebek kararı verildiyse, başka yollarla da gebelik oluşmadıysa zaman kaybetmeden hastalarımıza tüp bebeği öneriyoruz. Tüp bebekte yaptığımız işlem özellikle anne adaylarını belirli ilaçlarla yumurtalarını belirli boyutlara kadar büyütüyoruz. Daha sonra laboratuvar ortamında yumurtaları dışarıya alıyoruz. Eşinin spermleriyle yumurtaları döllendirdikten belirli bir günden sonra anne rahmine yerleştirme işlemi olarak gerçekleştiriliyor. Dünya üzerinde başarı oranı bebek eve bebek götürme hızı dediğimiz yani bir çiftin tüp bebek merkezine başvurup başvurduktan sonra evine bebek götürebilme oranı %20 ile 40 arasında değişebilmektedir. Ama tüp bebekte gebelik testi pozitif çıkma oranı da %50 ile 60 arasında değişebilmektedir. Onun için hastalarımızın son derece tedavilere uyum sağlamaları mutlaka bilinçli bir şekilde tüp bebeği yaptırmalarını önemli arz ediyoruz.